Evet değerli izleyenler, saatlerimiz 11'i gösteriyor. Ben Nisanur Çaydan. Son durum programı ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siyasette oldukça önemli başlıklar var. Takdir edersiniz ki seçimlere sayılı günler kaldı. Biz de bu süreçte alanında uzman konuklarımla birlikte siyasetin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Bugün birbirinden değerli iki konuğum benimle birlikte olacak. Birazdan stüdyo konuğum olarak İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Doktor Ahmet Zeki Üçok bizimle beraber olacak. Şimdi ise Skype konuğumsa hukukçu Mehmet Fatih Önsöz. Mehmet Bey merhabalar, günaydın. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Nasılsınız Mehmet Bey, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyi. Sizleri görünce tabii daha iyi olduk. Birazdan da Ahmet Bey teşrif edecek stüdyomuza. Ondan öncesinde böyle bir genel başlıkları ben de açmak istiyorum. Son zamanlarda daha doğrusu yani birkaç gündür dijital medyada ve ana akımda da çok gündemde olan bir konu var. Seccade tartışması. Seccade tartışmasını konuşacağız. Buradan sosyolojik, psikolojik birçok başlık çıkabilir. Elbette dün ikinci bir fotoğraf daha servis edildi biliyorsunuz ki. Onun önemi ne kadar olur bilmiyoruz ama zaten bu olay bir patlak verdi. İyi Parti saldırısı vardı Cuma günü. Tam da bu noktada konumda İyi Parti saldırısıyla alakalı. Daha doğrusu İyi Parti saldırısı denilmeli mi? Orası birazcık artık çünkü farklı bir noktaya doğru gitti. Bilinçli yapılan bir saldırı olmadığı söylenildi. Sizler de yakından takip ediyorsunuz. Yine hiç şüphesiz ki HDP tartışmaları var. Erdoğan'dan önemli açıklamalar var. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Memleket Partisi, Sinan Oğan bu isimler zaten seçimlere kadar sıklıkla konuşulacak isimler olacak. İsterseniz biz seccade tartışmasıyla başlayalım sizinle birlikte Mehmet Bey. Şimdi baktığımız zaman yani bu seccade olayına nasıl bakıyorsunuz bilmiyorum ama çok fazla eleştiri geldi. Diğer taraftan da yani bu mesele neden bu kadar uzatıldı ki? Zaten halıyla kilimle çok benzer bir seccadeydi. Karıştırılabilir denildi. Neden bu kadar anlam yüklüyorsunuz, çok kutsuyorsunuz diyenler de oldu. Öteki taraftan tabii iyimser düşünenler de var. Dalgınlık olabilir, Kemal Bey'in yaşına veriliyor olabilir, gözden kaçmış olabilir. Yani isterseniz sizinle bir bu konuyu genel anlamda bir değerlendirelim Mehmet Bey. Elbette. Şimdi tabii ki seccade hani dini ritüel olarak kabul edilebilecek bütün bu argümanlar Türk milleti için, İslam alemi için gerçekten kıymetli de, argümanlardır. Bunlar bizim için tabii ki kutsaliyet atfettiğimiz bazı ögelerdir. Tabii ki bizler bir seccadenin bir işte dokuma, kilim veya halı gibi bir parçası olarak değerlendirdiğimiz gibi aynı zamanda ona maneviyat yükleyip secde ettiğimizi de beyan ederiz. Secdemiz de temizlikten, saflıktan ve inancımızın da gereği bu temizliğin olduğu yerde de ayakla basmaktan hani baş kısmına çocukken bile bize camilerde veya annelerimiz öğretirken seccadenin baş konulan kısmına ayakla basılmayacağından bahsederek bir temel dini eğitim verdiler. Bu tabii ki birçok dini anlamda hani her dinde bulunan çeşitli işte bu argümanlar da vardır. Bu konuda da hassas olmak gerektiğini düşünüyorum. Yani tamamen kötü niyetle yaklaşmak ne kadar doğru olur, saygısızlık olarak, bilinçli olarak yapılmıştır demek ne kadar doğru olur? Bunlar tartışılabilir tabii ki ama sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin yani %90'ı, 99'u resmi olarak hani Müslüman olan, hani her ne kadar devletin resmi dini olmasa da halkının tamamı neredeyse Müslüman olan bir topluluğun seccade gibi hani daha dini motiflerin olduğu bir ortamda hassasiyet gösterilmesi gerektiğine inanıyorum açıkçası. Bu kötü niyetle yapılmıştır, işte amaç orada İslam'ı ezmektir vesaire gibi yorumlamanın ne kadar doğru olduğu tabii ki tartışılır. Ancak burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel bakış açısının ve özeninin çok da iyi olmadığını, bu konuda hata yaptığını ve bunu da Türk milletine kabul ettirmesinin kolay olmadığını düşünüyorum. Evet. Çünkü bizler nasıl dün Türk bayrağının yerde bulunmasına, bugün bir Alman sanatçı bir kilisenin önünde bütün bayrakları biliyorsunuz internette de çok dolaşıyor. Bütün bayrakları resmederken yerlere Türk bayrağını resmetmek yerine bir bayrak figürüyle yerde dik olarak taçlandırdığını biliyoruz. Çünkü neden diyoruz? Biz Türklerin bayrağında şehitlerimizin kanı var, aziz bir bayrak, ay yıldızımız var diyoruz. Hilali ve Türklüğü temsil eden ögeler barındırıyor diyoruz. Böyle bir durum söz konusuyken
Biz seccadenin üzerine ayakkabılarıyla basılması, sokakta giyilen ayakkabılarla basılması her şeyden önce samimiyetsiz bir görüntü. Ve aynı zamanda bu Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetmeye talip olan ikinci yüzyılına adım atarken Cumhurbaşkanlığı adayı olarak Türkiye'yi yönetmeye talip olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu bu şekilde bilinçsizce veya bilinçli bir şekilde yapmış olmasını Türk milletinin kabul etmesini de beklemek çok kolay değil. Yani bizler için kutsal bir değer olan, yani inancımızın temeli namazın gerçekleştirildiği bir yerde, yani bir seccadede, işte bu masada bir tam domuz vardı diye paylaşımlar yapıp botlarıyla ezen Canan Kaftancıoğlu, işte yanında milletvekili adaylarıyla poz vermek, aday adaylarıyla poz vermek için sıraya giren Kemal Kılıçdaroğlu bize Türk milletinin vicdanına bir yara açmıştır. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Tabii ki insanoğlu hata yapar, dikkat etmemiştir vesaire diye bizler iyi niyetli algılamak istiyoruz. Maalesef bunu bizler niyet okuyarak yapmak zorundayız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan atılan bir tweetin dışında hiçbir şekilde ekstra bir açıklama gelmedi. Yani diğer CHP'li vatandaşların veya diğer işte kurmaylarının bu konuda herhangi bir hassasiyet açıklamasını duyamadık. Ve yine gelinen noktada Türkiye Cumhuriyeti'nde İslami kültürün yaygın olduğu bu alanda seccade gibi bizim için kutsal sayılabilecek, kutsaliyet atfedilecek bir değere bu şekilde ayaklarıyla basmak, çiğnemek, ezmek veya hani bunun altında bir mesaj gönderme anlamında değerlendirdiğimiz bazı odaklara mesaj göndermek istenileceği de okunabilir. Yani bizler iyi niyetli niyet okuma yaparak dikkat etmemiştir, görmemiştir diyebilirken birileri de bakın bizim için orada mücadele veren Kemal Bey İslami değerleri de bu şekilde ezip çiğneyebiliyor olarak da algılanabilir. Ve ben vatandaş olarak bu kadar yani hassasiyetimizin olduğu bir dönemde, yani Ramazan'ı yaşarken kalkıp da bir seccadenin üzerinde milletvekili aday adayıyla poz verilmesini kabul edemiyorum. Evet, şimdi yani burada diğer bir konu daha ortaya çıkıyor. Hadi Kemal Bey görmedi, dalgınlığına geldi olabilir. Peki yanındaki isimler diye sorgulanılıyor. Fotoğrafı çeken kişi, yani bak bakın burada yani şimdi katil aşçı mı başçı mı meselesine döndürmek istemiyoruz ama yanındaki isimler de mi fark etmedi sorusu var. Öte taraftan baktığımız zaman fotoğrafı çeken kişi görmedi mi? Tamam, anlaşılır. Bunu sosyal medyaya paylaşırken de mi görülmedi olayı var? Yani buradan genel anlamda dediğimiz gibi kötü bir niyet olmasa bile hassasiyetlerimiz farklı olabilir mi? Yani Kemal Bey'in gerçi hani dinle buna benzer şeylerle bir problemi olan ya da saygısızlık yapabilecek bir insan değil ama çok fazla soru çıkıyor burada. Hani demek istediğimi anlatabilmişimdir umarım. Elbette, yani bizim zaten temel problemimiz burada bu. Yani bu fotoğraflar birçok süzgeçten geçiyor. Bugün baktığımız zaman Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere bütün siyasi liderler çekilmiş oldukları fotoğrafları, vatandaşlarla ilgili olan bütün fotoğrafları paylaşırken dahi kişinin kimliğine ve karakterine de bakıyorlar. Bunlar ne amaçla bunu yaptılar, hangi sisteme dahiller ve bunları yapmasının amacı nedir diye bunlar değerlendirilen şeyler. Ancak gelinen noktada en az 4-5 tane süzgeçten geçmiş bu durumun kalkıp da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve diğer milletvekili adaylarının paylaşımında yer alması, yani açık ve net olarak kötü niyetli bir yaklaşım. Yani sizler dediğiniz gibi orada Canan Kaftancıoğlu var. Canan Kaftancıoğlu'nun İslam'a karşı, Türk milletine karşı yapmış olduğu açıklamaları hepimiz çok iyi biliyoruz. İslam'ın karşısında olduğunu, Müslümanlığa karşı takiyecilik yapması gerektiğini, seçimler geçene kadar bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklarını, bu konuda açık ve net bir şekilde rol yapacaklarını her fırsatta beyan ediyorlar. Bunu görüyoruz. Şimdi gelinen noktada sizler botlarınızla, ayakkabılarınızla seccadeler üzerinde poz verirken bir şunu sorgularız biz vatandaş olarak. Yani başka mekan mı yoktu da siz kalktınız bir mescitte bu fotoğrafı çekildiniz? İki, yani yürürken yere mi bakmıyorsunuz? Seccadeyi görmeme ihtimaliniz yok. Hadi çeken gördü, görmediniz, çekenler fark etmedi. Sosyal medya paylaşımında bugün bir lidere gittiğiniz zaman, elinizde bir kitapla fotoğraf vermek istediğiniz zaman bütün liderlerin özel kalemleri bu kitabın içeriğinde ne olduğuna kadar
araştırıp inceliyor. Ondan sonra bir lidere bir kitabın takdimi konusunda fotoğraf vermesine müsaade ediliyor. Yani böyle incelikle geçen, böyle dikkatli geçen bir sürecin akabinde kalkıp sizler seccade gibi Türk milleti için kutsaliyet atfedilmiş bir olguya, bir nesneye karşı böyle bir saygısızlık yaparsanız Türk milletinin vicdanını yaralarsınız. Yani bunu ben her şeyden önce bir seçim sürecindeki eleştiri olarak değil, bir Müslüman Türk evladı olarak bu konudaki hassasiyetimle söylüyorum. Fatih Bey, şimdi İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Doktor Ahmet Zekir Çok da bizimle birlikte. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Nasılsınız Ahmet Bey? İyi, yorgunuz biraz. Evet, yorgunsunuz. Evet. Biraz tatlı telaşlar var bu arada. Evet. Gerçekten teşekkür ederim buraya kadar zahmet edip geldiniz. Şimdi biz konumla birlikte seccade tartışmasını konuşuyorduk. Evet. Belki izleyicilerimizden, belki sizin bilmiyorum ama hiç tartışılması gereken bir konu dahi değil diyenler var ama öteki taraftan hassasiyet içeren bir konu olarak da bakanlar var. Hani bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun da açıklamaları vardı. Çok üzgünüm, çok özür dilerim dikkat etmediğim için ifadesinde bulundu. Fakat Erdoğan da 15 Mayıs'ta inşallah bu seccadede şükür namazı kılacağız dedi. Birileri seccadeyi ayakkabısıyla basabilir, talimatı Pensilvanya'dan alıyorlar. Onlara göre meşrudur. Yani konu Pensilvanya noktasına gitti. İsterseniz Ahmet Bey sizin de bir değerlendirelim bu meseleyi. Evet. Şimdi tabii ben bu olayı gerçekten de konuşulması gerekmeyen bir olay olduğunu değerlendiriyorum. En azından dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalardan sonra, yani kendisi de çok özür diledi, görmediğini ve kendisinin bu hassasiyetleri olduğunu ifade etti. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu şahsen tanırım yani kendisiyle de. Yani kendisi çok nazik, çok mütevazi ve böyle şeylere de gerçekten de dikkat eden insanların işte dini duygularıyla hele hele hiç onlara müdahale etmeyen bir yapısı vardır. Dolayısıyla da o kalabalık hengame içerisinde bence oranın yöneticilerinin veyahut da o daveti veren kişilerin böyle fotoğraf çekilecek bir yerde bu tür işte seccadeye gittiği, işte ne bileyim Kur'an-ı Kerim gibi şeylerin bulunmaması gerekir diye düşünüyorum. Evet. Yani bunun bir hataen, kazayen olduğu inancındayım ve dolayısıyla da Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar benim için yeterli. Fakat tabii ki şimdi seçim dönemine girdik. Bu seçim döneminde AK Parti biliyorsunuz daha böyle dini motifleri kullanan bir parti olduğu için böylesi bir olayı da işte kanalları vasıtasıyla, yani kendi basın yayın organları, kendi parti temsilcileri aracılığıyla, hatta mitinglerde bile gündeme getirecek şekilde bunu bir siyasi malzeme yaptı. Bu da siyasetin ne diyelim cilvelerinden birisi olarak bakalım, ancak yani Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle bilinçli olarak böyle bir şey yapmadığı konusunda ben eminim yani. Evet, yani oy kaybettirebilir diyenler var. Öte taraftan hani evet, şimdi seccadeyi bir miting konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan göstermişti. Bu bir seçim propagandası malzemesi haline de gelebilir ki geldi gibi de hani baktığımızda bir tablo var ortada ama. Evet. Biz Ahmet Bey, yani konumla da şunu konuşmuştuk. Kemal Bey'in dalgınlığı olabilir fakat yanındaki isimlere mi acaba dikkat etmesi gerekiyor diye bir takım sorular da oluşmaya başladı. Çünkü Kılıçdaroğlu bakamadıysa fotoğrafı çeken kişi ya da fotoğrafı yayınlayan kişinin belki biraz daha hassas ya da temkinli olması gerekiyor konusunda nasıl bakıyorsunuz? Yoksa onlardan da mı kaçtı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Dün bizim İYİ Parti'nin işte ön yoklama diyelim bir şeyimiz vardı Haliç'te. Haliç Kongre Merkezi'nde. Evet. Şimdi biz oraya gittik. O kadar kalabalık, o kadar böyle yoğun ki her tarafta yerlerde mesela resimler var, işte kimisi yani dikkat etmeseniz bayrağı, bayraklar getirmişler mesela, o kadar kalabalığın içerisinde her taraf şey dolu. Yani yerlere atılmış var. Yani orada ben hatta gördüm, bir tane bayrağı aldım kenara falan koydum böyle kağıttan. Yani üzerine, ama görmeden basabilirlerdi buna da. Yani böyle kalabalık şeylerde, miting gibi işte yemek gibi şeylerde bu ve benzeri şeyler olabiliyor. Tabii ben yine baştan da söyledim. Oradaki şeyi düzenleyen, yemeği, iftarı düzenleyen kişiler, kimse bunları organize etmesi gereken,
orada fotoğraf çekilecek bir yerde seccadenin konmaması gereken bir şey. Bunu dolayısıyla oradaki kişilerin dikkatsizliğine veya önemsememesine veriyorum. Yani buradan da Kılıçdaroğlu'na yüklenmeyi doğru bulmuyorum açıkçası. Yani kendisi sadece çok açık olarak söyledi. Yani özür de diledi. Yani daha ne yapmalı bilmiyorum. Evet, o vakit Mehmet Bey'e de son olarak bu soruyu sorayım ve artık farklı bir başlığa geçmek istiyorum. Sizce de Fatih Bey, hani artık çok uzatılması gereken bir mesele mi yani? Yoksa artık üstü kapanabilecek bir konu mu, yoksa seçimlere kadar bu mesele uzar mı? Bir sorayım size de. Yani bu konunun seçimlere kadar uzayıp uzamayacağını süreç gösterecek. Ancak değerlendirmemiz gereken nokta buradaki hassasiyet noktası. Burada siz pas atarsanız siyasetçi gol atar. Bunda yapacak bir şey yok. Ve dediğimiz gibi az önce de belirttim. Şimdi Meral Hanım'a birisi bir kitap hediye etmek istediği zaman genel başkanlık makamına gittiğinde özel kalemine geldiğinde bu kitabın kim tarafından yazıldığı, içeriğinin ne olduğu ve neden takdim edileceği hususunda bilgi alınır. Uygun görülürse Meral Hanım'a takdir edilir diye düşünüyorum. Bütün siyasi partilerde genellikle durum bu şekildedir. Yani ne olduğunu bilmeden, nasıl olduğunu bilmeden fotoğraf çekilmez. Çekilse de paylaşım yapılmaz. Ona göre bir hareket kabiliyeti sağlar. Özel kalem ve diğer bütün işte genel başkan yardımcıları. Gelinen noktada bakıyoruz burada ortamın zaten içeride Kur'an-ı Kerim olduğu belli. Mescit düzeninde yapıldığı belli. Yani başka fotoğraf çekilecek yer mi yoktu sorusu akla geliyor. Onun dışında dediğimiz gibi Türk milleti için Türk İslam kültüründe seccade hassasiyet gösterilmesi gereken bir argüman. Başörtü hassasiyet gösterilmesi gereken bir argüman veya Türk bayrağı yere düştüğü zaman alınması gereken, yere koyulmaması gereken bizler için kıymet atfedilmiş bir argüman. Gelinen noktada siz bunu bu şekilde insanların gözü önünde bir kere değil iki kere, yani ikinci paylaşım da çıktı biliyorsunuz, sadece bir tane değil, evet, ikinci paylaşım da çıktı. Bunu bu kadar insanların gözüne sokarsanız hassas olduğu konularda vatandaş da buna tepki gösterir, siyasetçi de buna tepki gösterir. Dediğimiz gibi bunu sadece ve sadece İslamiyet üzerinden bir tartışma yapılmasını ve bunun seçim meydanlarında konuşulmasını doğru karşılamayabilirsiniz. Ancak burada karar verecek merci halk ve de hangi konularda hassasiyet göstermesi gerektiğinde elbette siyasetçiler belirleyecek. Özür diliyorum. Ve de şunu düşünmemiz gerekiyor. Hiçbirimiz yani Müslüman olduğumuzu varsayarsak hepimiz hiçbirimiz tam değiliz. Hepimizin eksikleri var, yanlışları var. Yani özür dilemesi büyük bir erdemdir. Bu konuda diyecek bir şeyimiz yok. Ancak bu konuda hassas olmadığınız takdirde yani Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmeye adaysınız. %99'u resmi olarak yani bugün inanç bağlamında değerlendirirseniz %80 değil, %90 değil. Müslüman olan bir ülkedesiniz. Laiklik ilkesine saygı çerçevesinde ve gelinen noktada siz bunu bu şekilde yaparsanız bir siyasetçi de kalkıp size bunlar seccadeye ayak bastılar diye eleştiri yaptığı zaman da gerçekliği inkar edemezsiniz. Sonuç olarak Canan Kaftancıoğlu'nun daha önce belirttim, Ahmet Bey şimdi geldiği için tekrar ediyorum. Daha önce işte bu masada bir domuz vardı diye fotoğraf paylaşırken Türk yani İslamiyet'in hassas noktalarına temas etmek için çaba sarf ederken biz şu an Müslümanlık takiyeciliği yapıyoruz, seçime kadar böyle devam edeceğiz diye televizyon programlarında açıklama yaparken kalkıp şimdi de bir mescit ortamında seccadenin üzerine ayaklarıyla basmasını ben bir Türk genci olarak kabul etmiyorum. Dediğiniz gibi bu özür dilemesinin erdem olduğunu yineliyorum ama ben bu şekilde bir noktada özellikle de Ramazan ayı gibi bir hani müstesna bir ayda bunun dikkat edilmesi gereken bir konu olduğuna inanıyorum ve yine dediğimiz gibi dinin siyasete alet edilmesini ben de çok doğru karşılamıyorum. Ancak toplumun temel hassasiyet noktaları konusunda da siyasetçilerin dikkatli olması gerektiği en büyük gerçekliktir. Bu konuda hassasiyet göstermezseniz Türk milleti size tepki gösterir. Bunu da karşılamak zorundasınız. Bunu da yani sadece bir fotoğraftır, önemsemeyelim, geçelim diyemezsiniz. Evet, tabii. Tabii Mehmet lütfen. Bey'in söylediği için ifade etmek isterim. Orası mescit değil, televizyon odasıymış. Onu da öğrendim. Yani ikincisi... Yani işte o zaman daha absürt bir durum çıkıyor Ahmet Bey. Yani işte mescit olmayan bir yerde hani seccadeler var. İşte hani siz yolda yürürken önünüze bir taş gelsin. Evet. Hani alıp kenara koyarsınız. Odaya girdiğinizde yerde bir kıyafet parçası, bir eşya görseniz alır kenara düzenlersiniz. Şimdi, hani fotoğraf çeken düşünmemiş.
Şunu demek genel istiyorum. Başkan düşünmemiş. Yani... Eski il başkanı var, o düşünmemiş. Evet. Fotoğrafları Fatih paylaşan Bey. Düşünmemiş. Bir Ahmet yani Bey biz evet, açıklasın hemen size de söz vereceğim. Yani ben baştan da söyledim. Bunu düşünmesi gereken kişi daveti veren kişi. Yani fotoğraf çekileceğini bilmelidir. Biz mesela ben gidiyorum şimdi şeye, bir sürü yerde fotoğraf çekiniyoruz. Gelelim hani gelen özel kalemi şu bu bilir diyorsunuz ama biliyorsunuz Sayın İçişleri Bakanı ile Sayın Jandarma Genel Komutanı ile birçok fotoğraf çekinen böyle mafya babası tipler çıktı. Yani bu o kadar da siyasetin içerisinde sizin söylediğiniz kadar çok hassasiyetle gözetilen bir durum olmadığını ifade etmek için bu örneği verdim. Dolayısıyla açıkçası ben gördüğüm şeyde hassasiyet görüyorum. İçinde bulunduğum yapı içerisinde bu hassasiyetin olduğunu biliyorum. Hani herkese tabii ki aynı şeyi beklemek doğru değil ama yani her ben bu konuda hassas olması gerektiğini en azından hani kişi bazlı olmasa da öge bazlı olarak yani orada Kur'an-ı Kerim'in veya işte seccadenin olması, bayrağın yerde olması durumunda bugün en küçük çocuklardan bile 5 yaşında bir çocuk bile Türk bayrağını yerde gördüğü zaman yerden alır seccadenin üstüne basmadan ben, yani bunlar bizim için evet. Çok ben eminim ki gördüm yani fark etseydi. Annelerimiz ya da evet, işte dini eğitim aldığımız kişiler seccadeyi serdiği zaman baş kısmına ayakla basılmaması gerektiğini söyler. Yani dediğim gibi bu çok konuyu çok tartışmaya uzatmak ben de istemiyorum. Hani çok doğru bir tartışma olduğunu da düşünmüyorum ama hassasiyet gösterdiğimiz bir konuda liderlerin hassasiyet göstermemesi tepki toplar. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Şimdi tabii biz çocukluğumuzdan beri şunu öğrendik. Dini siyasete alet etmeyelim. Yani bizim, siz de muhtemelen öyle büyümüşsünüzdür. Dini siyasete alet etmeyelim. Çünkü din apayrı bir şeydir. Siyasetin malzemesi olmamalıdır diyoruz. Ancak bakıyoruz ki dünkü mitingde Sayın Cumhurbaşkanı bir seccadeyle mitinge çıkıyor. Yani orada işte seccadeyle ilgili, yani bu seccade biraz önce söylediğiniz gibi dini bir motif. Dolayısıyla bunu alıp da işte orada bu tür konuşmalar yapması bence dini siyasete alet etmenin tam bir somut örneği olarak görürüm. Dolayısıyla burada esas tartışılması gereken evet basmamalıydı, çıktı özür diledi. Ama diğer taraftan da hep dini siyasete alet etmemekse o zaman bu yapılanı da bir eleştirmemiz lazım. Yani elinde seccade fotoğrafları görmüşsünüzdür. Evet. Yani hatta bu miting için özel olarak İşte partili arkadaşlardan bir tanesi getiriyor, seccade hediye ediyor. Yani tam bir mizansen kuruluyor. Bu da esasında şık olmayan, doğru olmayan, eleştirilmesi gereken husus bence bu. Yani siz niye şimdi dini siyasete alet ediyorsunuz? Niye bu seccadeyle böyle pozlar veriyorsunuz, oradan getiriyor sana seccade hediye ediyor falan. Yani bence doğru olmayan bu. Şeyinki doğru mu diyorsunuz? Değil tabii ki. Tabii doğru değil. Yani keşke basmasaydı. Adam görmedim diyor. Yani bu ülkenin işte en eski siyasetçilerinden birisi görmedim diyorsa görmemiştir. Görmemiştir. Zaten görse sizin burada, dediğiniz gibi alıp koyardık kenara. Evet. Burada geçen hafta yapılan bir iftar var. İYİ Parti Genel Başkanı dahil olmak üzere herkesin katıldığı. Hatta Erkan Baş'ın da katıldığı bir iftar programı yapıldı. Bu program esnasında hani Canan Kaftancıoğlu'nun da Erkan Baş'ın da ellerini açıp dua ettiğini gördük. Allah kabul etsin iftarlarını. Burada sonraki gün, bir sonraki gün bu çadırın oradan kaldırıldı ve sadece bir günlük işte halkla iftar yapıyoruz şeklinde lanse edildiğinde hepimiz televizyonlardan da gördük. Yani bu da dini alet etmek olmuyor mu? Yani sonuçta bir iftar programı verildiği zaman diğer liderler iftar programlarına katılmıyorlar mı? Yani bu konuyu hani çok da dillendirmek ve uzatmanın anlamında olduğunu düşünmüyorum. Yani sonuçta sizler Türk milletinin hassasiyet noktalarına, sinir uçlarına dokunursanız vatandaş da bundan sizden bir tepki bekler. Ya dokunma yok, onu anlatmaya çalışıyorum. Tepkiyi göğüsleyip rüzgarı arkasına aldığı zaman siyasetçi olur ve lider olur. Ya bunu yapmasında çok size onu anlatmaya çalışıyorum. Dini hassasiyetlerle oynayan kimse yok. Burada bir hata var, bir yanlışlık var, bir şey var. Burada dini hassasiyetle oynamaya çevirmek doğru değil. Ona yapmaya çalışıyor. O sizin bakış açınız. Yani tabii benim bakış açım böyle. Doğru, öbür de sizinki. Hani Kemal Bey özelinde bir şey diyemem ama Canan Hanım'ın orada seccadenin üzerinde dururken ben bir hata sonucu duracağına inanan bir insan değil. Ben, çünkü biz yakından tanıyoruz onların neler yaptığını. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Partilerin bu iftar programları, ben onlarca iftara gittim.
iftardakilerin %50'si oruçlu değil. Herkes parti şeyi, efendim, hatta bunu geçtiğimiz dönemlerde partiler dediler ki... İkiniz iftarlarla ilgilidir efendim. Yani bir şey diyemem. Bizim yaptığımız dün ya, İstanbul Silivri'de bir iftara katıldım. Bizim genç arkadaşlarımızın hepsi ya, oruçluydu. Allah kabul etsin. Bunu yani anlatmak istedim. Siz gittiğiniz iftarlarla alakalı durun. Sizinle bizimle diye bir şey yok. Ben size sizin partinizle düzelse, sizin partinizle kim düzelse, davet ettiğiniz insanların içerisinde oruç tutmayanlar var. Sırf davete icabet edelim. Yani dolayısıyla böyle şeyi, yani bir de şu var. Yani oruç tutuyor tutmuyor bizi çok, beni çok ilgilendiren bir şey değil. O kendi dini şeydir. Ama partisinin davet ettiği zaman insanlar geliyorlar. Oruçlu olmayan da bekliyor. Kimse baştan yemiyor. Ondan sonra herkesle beraber orucunu açıyor. Bu yani bu Türkiye'de sanki yeni bir şeymiş gibi konuşuyorum. Bu yıllardır yapılan ve hatta çok lüks iftarlar yapılıyordu. Hatırlayın, AK Parti'nin Erzurum Gençlik Kolları'nın yaptığı bir iftar vardı. Onun üzerine yasakladılar bile yani. Dediler ki bundan sonra iftar programlarını böyle şaşalı yapmayın. İşte çok katılım evet, olmasın. Evet. Yani bu bizim ülkemizin bir gerçeği Mehmet Bey. Yani onu anlatmak istiyorum. Bu ülkede siyaset kurumu maalesef işte bu ve benzer şeylerle özellikle de AK Parti'nin yani dini duygularla ilgili söylemlerinin fazlalığından kaynaklanan kendi kitlesel bir şeyi var, seçmeni var. Onlara hitaben yaptığı bir şey. Bence bu kalkıp da bir şeyde, mitingde, seccadeyle bağlı yani... Tabii ki normal evet. Karşılıyorsanız bilemiyorum. Tabii sizin o bahsettiğiniz örnek sahur içinde AK Parti Gençlik Kolları bir 5 yıldızlı otelde bir sahur evet. vardı. Kendi işlerinde de zaten AK Parti çok eleştirdi. Yani, yakışmıyor evet, İslamiyet'e evet. ters diye. Yani bunlar oluyor yani insanlar o zaman da o çocukları eleştirmişlerdi. Yani o parti şey iftarı verenleri. Sonra yani buna benzer şeyler her partide oluyor, onu anlatmak evet, istiyorum. Evet. Ve burada da Kılıçdaroğlu'na böyle hassasiyeti yok falan demek. Onu gördüse mutlaka alacağından herkes emin. Zaten kendisi de bunu defalarca söyledi. Bence bu artık bir siyasi, evet. dini şeyden çıkıp bir siyasi malzeme oldu. O yüzden de hoş olmadı açıkçası. Tabii bu konu üzerine değil, hani genel olarak bence bir gazeteci olarak dijital çağda yaşadığımız için daha temkinli, bütün siyasetçilerin, kişilerin daha dikkatli, özenli davranması gerektiğini genel olarak belirtmek isterim. Farklı bir başlığa geçmek istiyorum. Şimdi İYİ Parti saldırısı tam da bu noktada Ahmet Zeki Bey'in de buraya gelmesi çok güzel oldu. Artık bugün İstanbul Valiliği tarafından da evet. net bir sonuç ortaya çıktı. Zeytinburnu'da Cuma günü 10.30 sularında gerçekleşen bu silahlı evet. saldırının şantiye görevlisine ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığının balistik raporu ile kesinlik kazandığı bilindirildi. Şimdi Akşener'in bu açıklaması vardı Ahmet Bey bu anlamda. Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Korkmuyorum Recep Bey demişti. Allah beni kahretsin ifadesinde bulunmuştu. Tabii Erdoğan çok sert bir açıklamada bulundu bu konuyla alakalı sonuç artık netleştikten sonra. Utanmadan İstanbul İl Teşkilatı'nın maalesef bizim yönlendirmemiz sonucuyla gerçekleştiğini söylüyor. Utan Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır dedi. Şimdi siz, ben hatta hiç uzatmayayım. Direkt Ahmet Bey size sorayım. Bu saldırı nasıl gerçekleşti? Tabii anladım. Şimdi ben biliyorsunuz askeri savcıyım. Evet biliyorum. Emekli askeri savcıyım. Ben yani silahlı kuvvetlerde askerlik yapan herkes bilir ki bu... Tabanca, silah yaralanmaları, silah ateşlenmeleri, işte silahlı ölüm olayları çok olur. Dolayısıyla da çok soruşturma yaptım. Yani bu konuda en az ne bileyim yani 50-60 tane soruşturma yapmışızdır. Dolayısıyla biz soruşturmayı yaparken önce orada kamera var mı ona bakarız. Kameralardaki görüntüleri alırız. Sonra silahı ateşlediğini düşündüğümüz kişinin el swaplarını alırız. Sonra mermi çekirdekleri işte kovan neyse toplarsınız. Ondan sonra da balistik raporu çıkarırız. Ve balistik rapor görgü tanıkları varsa onları dinleriz. Ve olayı bu şekilde aydınlatmaya çalışırız. Şimdi tabii ilk gün yapılan şuydu. Bu çünkü niye bunu ilk gün yapılan diyorum. Balistik raporu olduğunu biz bugün öğrendik yani yapıldığını. Evet, bugün dolayısıyla ilk günde bir kişi tutuklandı. Daha doğrusu gözaltına alındı. Dediler ki bu bekçi buraya gelen hırsızları, kendi şantiyesi, koruduğu şantiyesinin hırsızları kovalamak için ateş açtı. Şimdi senaryo bu. Şimdi ben tabii ben partimizin gittim, orada olay yerini gördüm. Mesafelere baktık.
Şimdi çantamı getirirlerse görüntülü olarak da anlatabilirdim. Şimdi burada yaklaşık 50 metre bir yol var. O yoldan sonra şantiye binasıyla yol arasında yeşil bir alan var, yaklaşık 50 metre. Bir de bizim binamızla yol arasında bir mesafe var yaklaşık. Yani 150-200 metre arasında bir mesafe uzaklık var. Artı bir de bizim il binamız yoldan daha aşağıda, yani bir kot farkı var bizde. Yani 5-6 metre daha aşağıda bizim şeyimiz. Şimdi bir de bakıyoruz şimdi olayın tarifinde. Tabancayla ateş etti. Yani Sayın İçişleri Bakanı dedi, bir şarjör ateş etti dedi tabancayla. Şimdi tabancaları incelediğimizde bizim özellikle böyle bekçi ve benzeri kişiler, evet, Kırıkkale veyahut da vizör tabanca kullanırlar. Yani onların şeyi budur. Burada böyle bir tabancanın tesirli menzili 50 metre. Yani niye tesirli menzilinden bahsediyorum? Çünkü camı delebilmesi için camı deliyor. Ondan sonra yaklaşık içeride 10 metre kadar gidiyor. Camı deldikten sonra oradaki bir koltuğa saplanıyor. Şimdi gelelim mesafelerle bu 50 metre tesirli işine. Şimdi baktığınızda 150-200 metrelik bir mesafeden ateş ediliyor. Aşağıdaki, yani şöyle masayla tarif edelim. Şurada aşağıdaki bir cama vuruyorsunuz. Ve de onu deldikten sonra da içeride 10 metre gidiyor. Bu tabanca için... Bu tabanca için imkansız. Getirsin mi efendim? Tamamdır. Şimdi çantayı da aynı, evet, şekilde getirecek. Şimdi bu imkansıza yakın bir şey. Yani bu ne balistiğe uygun, ne matematiğe, ne de bir şey. Şimdi şu oldu. Adamın bize şey açıklaması yaptılar. Dediler ki bugün balistik incelemesi yapıldı. Bu silahtan çıktı. Tamam. Bu silahtan çıktığına dair şu görüntüleri alayım diye söyledim. Teşekkür ederiz Yağmur. Evet. Şimdi kameramız çekebiliyorsa, evet, şimdi bu mesafeyi gösterme anlamında şey yapayım. Bak. Alabiliyor musunuz kamerayı? Yaklaştırdınız mı? Evet, şimdi yaklaştıracak arkadaşlarımız. Yaklaştı. Bakın, şu sarı gördüğümüz şey yol. Sarı olarak gördüğümüz. Şurası şantiye. Yani bekçinin bulunduğu yer. Şurası da bizim il binamızın olduğu yer. Şimdi bu mesafe şuradan buraya ateş ettiği ve camı kırıp 10 metre daha camı deldikten sonra gittiği bir somut gerçekle karşı karşıyayız. Evet. Ama diğer bir somut gerçeğimiz de bu tabancaların etkili tesirli menzili 50 metre. 50 metrenin dışındaki tabii mesafesi var, 150 metreye kadar gidiyor. Ancak bu sefer hani cam kırma, ne bileyim insan öldürme veya o etkisi ortadan kalkıyor. Ama biz burada ne görüyoruz? Bakıyoruz ki bizim şeyimizin camı delinmiş. Şurada. Bakın burada ne kadar yeşil alanı da görüyorsunuz. Yani o şeylere bakın, şurada kepçe var. Bu kepçeyle bu yol arasında ne kadar geniş bir yeşil alan var. Ve bu kadar uzaktan atıyor, camı deliyor. Bu ikna edici değil. Şimdi bize bu tabancadan atıldığına dair bir balistik raporu geldi. Evet, biz de bu balistik raporunu görmedik. Ama devletimizin yaptığı açıklamaya da inanıyoruz, vali beyimizin yaptığı açıklamaya. Şimdi bizim burada ne istiyoruz biz? Arkadaş, bu 50 metreden atılmış değil diyoruz. Yani öyle 150-200 metre uzaktan atılmış bir şey değil. Ben savcı olarak bunu söylüyorum. Yıllarca bu işleri yapmış birisi olarak diyorum ki bu 150 metreden atılmış bir mermi değil. Çünkü fizik kurallarına aykırı. Çünkü tabancanın teknik özelliklerine aykırı. Dolayısıyla da bu bana deseydi ki evet bu tabancadan atılmış ama yolun bu tarafına geçip buradan atılmış dese, o zaman ikna edici olurdu. O zaman ama olay başka bir şeye dönerdi. Bu sefer ne olurdu? Hırsız kovalamadan çıkmış, farklı bir durum olurdu. Biz burada bu hususun aydınlanması için neyi bekledik? Kamera görüntüleri bekledik. Bizim binamızın her tarafında kamera var. Polis arkadaşlarımız geldiler. Olay yeri incelemedeki arkadaşlarımız geldiler. Ve bize bütün kamera görüntülerini incelediler. Sadece gece yarısı bir iki kişi yoldan geçiyor. Onların da herhangi bir ateş etme falan yok. Onun haricinde herhangi bir
koşan, kaçan, hırsız falan vesaire yok. Evet, şimdi ben de bir araya çıkacağım. Aradan sonra Mehmet Bey de hukukçu, ondan da aynı şekilde fikirlerini almak istiyorum. Kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamamdır. Evet değerli izleyenler, İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Doktor Ahmet Zeki Üçok ve hukukçu Mehmet Fatih Özsöz'le birlikte İyi Parti saldırısı üzerine konuşuyorduk. Ahmet Bey'in de tabii eklemek istediği bir takım detaylar daha var. Aynı şekilde sözü Ahmet Bey'e bırakacağım. Bu noktada eleştirilen ve daha doğrusu çelişki olarak sorulan bir takım sorular da var. Hani ben de bunu başkalarının sorusu üzerine sormak istiyorum. Hani bekçi yere ateş ettiyse nasıl mermi binaya saplandı sorusu gerçekten merak ediliyor. Ahmet Bey, sözü size vereyim isterseniz. Şimdi bir de bekçinin bulundurma ruhsatı olduğu açıklanmış. Şimdi halkımız bilmeyebilir. Şimdi tabanca ruhsatları iki şekildir. Bir, bulundurma, yani evinizde tabancayı bulundurabilirsiniz. İki, taşıma, üzerinizde taşıyabilirsiniz. Şimdi bu bekçinin, yani valiliğin açıklamasında bulundurma ruhsatı var. Yani tabancayı alıp dışarıya götürme, onun işte yanında taşıma yetkisi yok. İkincisi, bu şantiye bekçisi. Yani bulundurma ruhsatı olan bir kişinin şantiyede ateş etme yetkisi de yok. Yani hırsızların arkasından ateş ettim falan. Yani bu oradaki bekçiye verilen bir yetki falan değil. Bunu sanki İçişleri Bakanı ne diyor? İşte hırsızların arkasında. Sanki zannedersin ki bizim emniyet teşkilatından polis arkadaşlarımız atmış gibi. Böyle bir yetkisi yok. Yani o şantiyede bulunan kişinin güvenlik görevlisi statüsü de yok. Onu gece oraya bekçi olarak koydukları bir çocuk. Çünkü evet. Güvenlik görevlisi olsaydı o zaman taşıma yetkisi olurdu. Ya bekçi olarak orada bulunanlara işte müdahale etme şu bu falan var ama böyle ateş ederim. Yani işte gittim arkasından ateş ettim. Öyle bir yetkisi yok. Yani yetkisi taşımaz ruhsatı olmayan bir adam, yetkisi olmayan, ateş etme yetkisi olmayan bir adam hırsız kovaladığını söylüyor. İnandırıcılık anlamında söylüyorum. Arkasından 150 metre minimum 150-200 metre mesafedeki ve daha aşağıda, yani kod farkı olarak 5-6 metre aşağıdaki bizim parti binamıza tesadüfen vurduğunu söylüyor. Yani burada benim bir savcı olarak ikna olmam mümkün değil. Burada ikna, çünkü çok soru işaretleri var. Ama bir görüntüleri varsa buna ilişkin onu da sunarlar. Bir de tabii ki İçişleri Bakanlığı ve savcılarımız da bulundurma yetkisi olmayan bir kişinin silah taşıma yetkisi olmayan bir kişinin nasıl silah taşıdığını ve nasıl hırsızlara ateş ettiğini bir de sorması gerekir. Hiç bunlar yok. Bunlar sanki çok olağan şeylermiş gibi. Ya işte arkasından koştu, ateş etti falan. O yüzden biz bu konuda ikna olmadık. İkna olmadığımız için de özellikle de bunları ben her televizyonda anlatıyorum. Bir eski bu soruşturmaları çok yapmış biri olarak da bunun, bu olayın bir yerinde bir yanlışlık, bir sorun olduğunu buradan değerlendiriyorum. Evet, şimdi Ahmet Bey tabii İstanbul Valiliğine, emniyete biz güveniyoruz dedi tabii ama hani bir takım... Bir de şu var, mesela İstanbul ve emniyet, biz Perşembe gecesi oldu. Yani evet. Biz Cuma günü avukatlarımız savcılığa gittiler. Hani nereden baksa Türkiye'nin işte en büyük üçüncü partisinin, en büyük ilinin ilçe merkezine ateş edilmiş, il merkezine ateş edilmiş. Yani bununla ilgili bizimle biz polisin, savcının bize bir çalışması, en azından bizi bilgilendirmesini beklerdik. Ama onun yerine bize hiçbir, bizim avukatlarımız muhatap bulamadılar pazartesi günü. Ne savcılıkta, ne de emniyette, ne de bize herhangi bir soruşturma ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Yani işte şey diye. Biz basın yayın organlarından öğreniyoruz. Yani ifade listesinin yayınlanmasını, evet. İşte efendim merminin bilmem şöyle olduğunu, işte balistik raporunda bugün valiliğin açıklamasıyla öğrendik. Yani bunu da belirtmekte yarar görüyorum. Evet, şimdi Mehmet Bey'e de soralım. Şimdi siz bir Mehmet Fatih Bey, yani bir hukukçu olarak olaya nasıl bakıyorsunuz? Bu durum bir kafada soru işaretlerine neden olabilecek bir konu mu, yoksa araştırmacı gazeteciliğin artık bir ders müfredatına girebilecek bir konu haline mi geldi? Ya da İstanbul Valiliği'nin açıklamasını yeterli buluyor musunuz?
Açıkçası öncelikle bir siyasi parti yapıldıysa eğer böyle bir saldırı hiçbirisine kabul etmiyoruz, kınarız. O ayrı bir konu. Evet. Ancak değerlendirmemiz gereken bir nokta şu. Az önce Ahmet Bey belirtti 50 metredir menzili diye. Bugün poligonda zaten 30-40-50 metreye atış yapıyorsunuz. Hepimizin silahı var. Yani mesleki gerek taşıma ruhsatı alabiliyoruz. Baktığımız zaman 50 metreden hedef vurulabilir, kabul ediyoruz. Ancak bugün ortalama silahların, yani az önce baktım internetten, Ali Hüsan Uzar'ın belirttiği 90 derecede 1250 metre, 75 derecede 1200 metre, 60 derecede 1000 metreye kadar merminin gidebildiği yazıyor. Ben hemen uzman okuyayım. Değilim. Ben uzmanım hani, da hemen okuyayım size. Kırıkkale sitesinden aldım. Kırıkkale tabancanın özellikleri, hızlı işte şu kadardır, boyu bu kadardır. Doğrudur. Benim meselem o değil. Ben şuna geleceğim. Şunu söylüyorum. Tesirli menzili 50 metredir. Yazmış yani. İşte ya isterseniz birbirine bakabilirsiniz. Benim yani o 1200 metreler falan yani onlar çok özellikli silahlar. Yani öyle bizim bekçinin belinde bulunanlar falan öyle değil. Yani şöyle söyleyeyim. Her şeyden önce ben kendim atış yaptığım oranda 50 metreye rahatlıkla merminin gittiğini görebiliyorum. Bende tabii de Browning var. Yani etkili menzil 50 zaten. Onda bir tereddütümüz yok. Ötesine gitmez. 50'de havadan yere düşer diye bir şey yok. Hayır, ayrıca öyle bir şey tek bir mermi zaten gelmiyor. Bildiğimiz kadarıyla hayır. Tek bir mermi gelmiyor. Üçüncü katta da bir mermi var. Hani bir tane de yanda binada var. Değil. Üç tane mermi var. Hani yan binada var. Yani bakın dediğim gibi bir saldırı olduysa biz de kınıyoruz. Ancak olayı değerlendirirken siz eski askeri savcı olarak değerlendiriyorsunuz. Biz de güncel piyasada ceza avukatlığı yapan birisi olarak söylüyorum. Burada bir şantiye emanet edilen bir kişi oranın idari amiridir. Veya işte baktığı zaman ben müvekkillerim de var benzer işler yapan. Bu kişiler oradan çalınacak bir parça demiri bile sorumlusu tutulur. Patronuna karşı bir hesap verme güdüsüyle mermi yani ateş etmiş olabilir. Bu da hayatın güncel akışı içerisinde olağan bir şey. Yani ben asla savunmuyorum böyle bir şey yapmıştır, haklıdır diye ama bunlar olmayan şeyler değil. Eğer Cumhuriyet Başsavcılıklarına giderseniz birçok dosyanın bu şekilde olduğunu görürsünüz. Havaya ateş atma, işte meskul mahallede ateş etme gibi birçok olduğunu görürsünüz. Ben kesinlikle dedim siyasi partiye yapılacak saldırı kabul etmiyorum. Ancak ben şunu biliyorum. Meral Hanım Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekilliği yaptığı dönemlerde İstanbul'da 12 ocağımıza birden saldırı yapıldı. İlk ocakları, ilçe başkanlıkları. Molotoflar atıldı ve ocaklarımızın bombalandığı dönemler oldu. Hiçbir zaman ben korumalarımı bıraktım, geliyorum işte ocağın önündeyim, açılmasın açıklaması yapacağım dediğini görmedik. Bir anda geldi bu işi ciddi anlamda Ekrem İmamoğlu da yanına alarak bir açıklamaya çevirdi. Ondan sonra sizin söylediğiniz gibi düşünülüyorsa partide bunun üzerine gidilip gerçekten bu konuda tekrar bir propaganda da yapılabilirdi. Yani bu konuda demek ki veriler ve gerçekler yani üçüncü katta çıkması, yan binada çıkması gibi gerçekler partiyi de tatmin etmiş olmadı ki. Herhangi bir şey bunun üstüne gidilmedi. Ben partiyi ve yapıp duruyoruz. Daha nasıl yapacağız yani? Benim gibi bir sürü arkadaşımız çıktı her televizyonda anlatıyor. Siz denk gelmemişsiniz sanırım. Yok hayır şunu diyorum. Bu konuda madem böyle bir şey var hani giden avukat arkadaşlarımızı da tanıyoruz. Mustafa Bey, Sevgi Doğan gibi diyorum ben dostum kendisi. Eskiden yol arkadaşımız. Şimdi baktığımız zaman hani adliyede karşılaştığı bir durum varsa o kendi bileceği iş ama ben bu kadar hani kasıt aranacak bir durum var ben şahsen bu şekilde değerlendirmiyorum. Ama dediğim gibi bir saldırı varsa da kesinlikle kınıyorum. Evet yani şu açıdan Akşener ilk zamandan hani o açıklamaları Recep Bey korkmuyoruz ifadeleri erken bir açıklama mıydı şöyle peki sizce Ahmet Bey? Şöyle söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz Meral Hanım daha önce evinde evet. Biz geldi işte bir takım arkadaşlar işte ne diyelim bir takım insanlar geldiler. Evinde kendisine karşı bir ne derler adeta linç girişimi gibi bir şey eylem yaptılar. Sonra en son gittiği gezilerde üzerine saldıran evet. Kişiler tutuldu. Şimdi ve bunların hiçbirisiyle ilgili daha önce de işte kendi açıklaması var. Oğluyla yapılan iftiralar, eşine yapılan iftiraların hepsinin takipsizlikle sonuçlandığını ifade etti. Tabii ki şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ülkemizde çok bir takım çevrelerce çok seviliyor. Yani evet. Fan grupları var. Yani onun ağzından çıkacak bir şey adeta
o fan grupları için bir emir gibi algılanıyor. Yani öyle işte hatırlarsınız işte hatta işte ben Sayın Cumhurbaşkanım bilmem kılı olurum falan buna benzer böyle çok yani gerçekten de onu çok seven insanlar var. Ve bu gençlerin içerisinde de bu süreçler içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemlerinden etkilenen daha geçtiğimiz yıllarda hatırlayın Kılıçdaroğlu'nun neredeyse şey yapıyorlardı, linç ediyorlardı bir eve sığındı. Orada da mesela ne demişlerdi işte bu törenlere şeyleri sokmayın, CHP'lileri sokmayın falan. Böyle başlayan yani siyasi ortamın gerilmesi ve Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden etkilenen ben tabii katiyetle söylüyorum yine tekrar diyorum Cumhurbaşkanı'nın hedef göstermesi anlamında söylemiyorum. Anladım, evet. Bu sadece çok etkileniyorlar. Yani Cumhurbaşkanı'nın çılgın fanları var yani. Gerçekten. Ahmet Bey bir gazeteci olarak soracağım hani lütfen açıdan aynı şey Cumhurbaşkanı Erdoğan için de geçerli olmaz mı? Peki hani yine Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun hani Millet İttifakı'nın Erdoğan'la ilgili ifadeleri diğer kitleleri harekete geçirmez mi? Tabii korumalar ve güvenlik açısından eşdeğer değil ama. Şimdi şöyle bir şey var. Cumhurbaşkanı'nın A Haber ve ATV'nin ortak yayınında ne dedi? Meral Hanım, Meral Hanım, benim adım Recep Tayyip, işte Tayyip soyadım Erdoğan. Recep'i de Tayyip'i de Erdoğan'ı da iyi tanı yani ve evet. Beni kendinle uğraştırma dedi. Deyince şimdi bundan vazife çıkaran gençler olabilir, fanlar olabilir. Yani böyle konuşmaların doğru olmadığını ifade ediyor. Yani bu konuşmalara istinaden tam da onun arkasından da bizim parti binamıza yapılan işte kurşunlanması olayı diyelim. Yani somutlaştırmıyorum kurşunlanması olayı olarak baktığımızda ya acaba Cumhurbaşkanı'nın söylemlerinden etkilenen birileri ateş etmiş olabilir mi sinirlenip falan böyle bir algı oluştu. İhtimal tabii bunlar. Bu algıya istinaden işte Meral Hanım da geldi. Konuşmasını yaptı. Orada da kendisine yapılan bugüne kadar saldırıları konuşmasını okuduysanız özetledi ve bunların hiçbirisinin sonuçlanmadığını, hepsinin takipsizlikle kovuşturma yer olmadığı kararlarıyla sonuçlandığını anlattı. Arkasından bu olayın da aynı şekilde takipsizlikle veya işte beraatle işte evet. Neler kovuşturma yer olmadığı karar veya beraatle sonuçlanacağını ifade etti. Söyledikleri bunlar. Yani oraya geldim işte korumasız geldim. Yani çok da yani korumaya ihtiyacı var mı Meral Hanım şu günlerde? Vallahi böyle tehditler devam ederse var derim yani. Bence de keşke korumalarıyla geçsin. Yani biz bir tane genel başkanımız var. Evet. Onun başına bir şey gelmesini istemeyiz asla. Tabii ki de biz de hiçbir siyasetçinin başına böyle bir durum gelmesini istemeyiz. O Erdoğan ifadeleri üzerine aslında biraz daha tatlı bir sohbet dönmüştü. Hani papatya çayı için çok gergin duruyorsunuz Recep Bey. Aynı şekilde rezene çayından bahsetti ama şimdi kitleler bunu bazen anlayamıyor. Yani Fatih Bey siz de biliyorsunuz ki. Yani şunu soracağım aslında bir iki soru soracağım. Genel anlamda siyasetçiler Türkiye bu seçim döneminde yeteri kadar güvendeler mi? Bu ayrı bir soru. Biliyorsunuz ki diğer taraftan da en çok seçime yakın bu Taksim olayları, bomba, Ankara, tren garı hadisesi insanlar ister istemez ürküyor. Ben dahi çok toplu olan yerlere gitmemeye çalışıyorum ama bir taraftan da emniyetimize, emniyet teşkilatımıza güveniyoruz elbette ama yani siz bu ihtimalleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Erdoğan değil hedef ama kitleleri harekete geçmiş olabilir mi? Açık konuşmak gerekirse ben böyle bir şey olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Hani niyet okumanın da çok anlamı olduğuna inanmıyorum. Az önce nasıl Kemal Bey'in seccadeye yanlışlıkla bastığı konusunda iyi niyetle okuyorsa buradaki bekçinin de bu konuda iyi niyetle davrandığını yani kötü niyetle direkt İYİ Parti'yi hedef olarak ateş ettiğini düşünmemekte bu da insani bir erdem olabilir. Az önce nasıl Kemal Bey'e bu şekilde karşıladıysak. Yani tabii ki siyasetçilerin toplumun göz önünde olması ve çeşitli gruplardan işte hedef gösterilmesi doğal bir şeydir. Bu siyasetin doğasında olan bir şey. Maalesef hani bu toplumun buna bu şekilde saldırı şeklinde, hakaret şeklinde tepki vermesini kabul etmemiz mümkün değil. Bu konuda temiz toplum, temiz siyaset anlamında kesinlikle bu konuda hepimiz aynı fikirde olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Ama gelinen noktada siyasetçilerin güvende olup olmadığı hususunda hem
kendi özel korumalarının olması hem de aynı zamanda emniyet güçlerinin de tahsis etmiş olduğu özel korumalarla beraber ben hiçbir siyasetçinin can güvenliğinin olmadığını düşünmüyorum. Baktığımızda da bugün herhangi bir ilde, ilçede bir il başkanının, ilçe başkanının saldırıya uğradığını görmüyoruz. Yani bunlar çok fazla abartılacak konular değil. Bu hususta da ben açıkçası bunun siyasi malzeme olarak değerlendirildiğini düşünüyorum. Evet. Dediğimiz gibi papatya çayı içmesi gerekenler Ankara'da gördüğümüz tabloyu gerçekleştirenler diye düşünüyorum. Ona da birazdan geleceğiz sanırım. Evet, şimdi, Ankara'daki meseleye tabii birazdan geleceğiz. Sizin Ahmet Bey eklemek istediğiniz bir şey mi var? Şimdi tabii bundan önceki seçimlere bakarsak işte Haziran'dan sonra Kasım ayına kadar 3 ay içerisinde ülkemizde anormal derecede terör olaylarında bir artış oldu. Ve bu terör olayları işte Garda 100'den fazla, Beşiktaş stadyum çıkışında yine o Kazya Reyna'da ve bu böyle müthiş bir terör dalgası esti. Şimdi tabii insanlarımız bunu bugünleri unutmadıkları için evet. Şimdi böyle bir olay olunca da dediler ki acaba yeniden mi yeniden aynı şeye başlıyoruz? O yüzden biz bu olayın mutlaka aydınlanması gerektiğini, yani iyi niyetle bir bekçinin kovalamasıysa da bunun da belgeleriyle ortaya konması gerektiğini söylüyoruz. Yoksa bekçi bunu atmış mıdır, atmamış mıdır yakın ama bizim kendi yaptığımız bunca yıllık tecrübelerimizde o mesafeden o tabancayla o pencere delinip 10 metre ileriye o mermi gitmez. Yani bu bundan kimsenin tereddütü olmasın. Dolayısıyla yakından atılmış mıdır? Bence yakından atılmıştır. Çünkü niye? Bu camı delip 10 metrelere gidebilmesi için bu tesirli menzili bu kadar kısa olan bir tabanca için yakın mesafe olması lazım. O yüzden bu olayın görüntülerini alalım. Ondan sonra bu bekçinin nasıl silahını evinden aldıp getirdiyse bu taşıma ruhsatı yok onu taşıyorsa. Yine ateş etme yetkisi yok nasıl ateş ediyorsa bunlarla ilgili de savcılığın sanki hiç önemsiz bir şeymiş gibi böyle yapmadan olayı bütün yönleriyle araştırmasını bekliyoruz. Evet biz de bu anlamda. Tabii bu arada gibi. Bir de tabii şu tabii. da var. Bir sürü gazeteci bu arada hatırlayın. Yani Yavuz Selim Demirağ'dan tutun işte Murat İde'ye bizim pardon. Bir sürü gazeteci arkadaşımız saldırıya uğradı. Hiçbirisinin faili bulunmadı. Yani o yüzden de hani Meral Hanım'ın orada söylediği, Sayın Genel Başkan'ın söylediği, yani ben buradayım hani o olaylara da bir gönderme şeklindeydi. Evet yani bu olayı oldu. Sayın Erdoğan yaptı evet. demek için ya, değil. Genel ya, bir evet, tepki yani vardı. Dolayısıyla şimdi bakıyorsunuz gazeteciler kimliği meçhul kişiler tarafından öldüresiye dövülüyor. Bir işte bakıyorsunuz seçim öncesinde bir sürü geçmiş dönemlerde terör eylemleri olmuş. Sonra bir sabah uyanıyorsunuz, parti binanızda camında kurşun deliği var, bir tanesi bir şey olmuş. Yani bunları araştırılmasını istemek bizim en doğal hakkımız ve bunların da aydınlatılmasını istiyoruz. Evet, bizler de umuyoruz ki bir daha bu tarz tatsız hadiseler yaşanmasın ve seçim dönemini daha tertemiz bir sayfayla kapatmak isteriz. İyi Parti'ye de geçmiş olsun dileklerimizde bulunuyoruz. Şimdi az önce Fatih Bey siz papatya çayından bir konudan bahsettiniz. Aynı konudan evet. mı bahsediyoruz diye teyit etmek için anlatıyorum. Papatya çayının içmesi gerekenler Ankara'dakiler dediniz. Dün aynı şekilde İYİ Parti'nin Ankara temayül yoklamasındaki bir kavga vardı. Büyük bir ihtimalle aynı hadiseden bahsediyoruz. Sizden de öğrenmek istiyorum. Yani gergin mi buluyorsunuz yoksa bu olaylar her parti içerisinde yaşanabilecek olaylar mı? Yani bu konu tabii ki İYİ Parti'nin iç meselesidir. Bizim bileceğimiz bir konu değil. Ahmet Bey yüzden daha iyi bilir. Ancak biz sadece ortaya çıkan görüntü sosyal medyadan gördük. Sadece biz değil bütün Türkiye gördü. Ankara İYİ Parti'nin temayül yoklamasında birbirlerine saldırı gerçekleştirmişler. Kereroy kavgasından kaynak olarak bildiğimiz kadarıyla. Hani bu sürecin tabii ki biz sadece nükteli bir şekilde bunu yorumlayabiliriz. Yani daha aday adayı seçerken böyle kavga gürültü birbirlerine saldıran insanlar bugün başkalarını kendilerine saldırmakta veya ülkede işte barışı, huzuru ve işte bir yapıyı getireceklerini iddia ediyor.
Biraz komik bir görüntü oldu bizim için. Yani biliyorsunuz Meral Hanım da Cumhurbaşkanımıza papatya çayı içmesini önermişti. Bir de hani daha önce şöyle bir hatırlatma yapacağım. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu'na biliyorsunuz kandil göndermişti evinin elektriğinin kesilmesi durumunda ilgili işte, faturasını ödemediğinden dolayı. Hani şimdi de bir İYİ Parti Genel Merkezi'ne papatya çayı akını da olabilir. Hani sakinleşmeleri için hiçbirlerini tavsiye edeceklerdir diye düşünüyorum. Evet, ülkecek genel olarak bir içmemiz gerektiği düşüncesindeyim. Ben de içiyorum, tavsiye ediyorum ama şimdi baktığımız zaman şimdi Ahmet Bey'e de bir şey sormak istiyorum. Yani artık altılı masa iktidar kanadından ve buna yakın gazetecilerden bahsediyorum. Altılı masa ya da altılı ittifak, millet ittifakı demek yerine yedili masa, yedili parti deniliyor. Ben de bugün böyle birkaç gazetede de gördüm. Yedili masa yani onun ismi kesinlikle altılı değil. Şimdi siz bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıkçası HDP olayı çok tartışma konusu. Yani biz İYİ Parti tabanını da çok yakından biliyoruz. Öte yandan baktığımızda net bir şekilde Kılıçdaroğlu'nu desteklemedik. Sadece seçmeni özgür ve hür bir şekilde bıraktık deniliyor HDP tarafından. Ama Yavuz Bey'in olayı ve istifası sizden dinlemek istiyorum. Yani HDP masanın içerisinde mi değil mi diye sormak istemiyorum. Bu resmi olarak değil ama o arka planında neler var sizce Ahmet Bey? Şimdi önce şu Ankara'dan başlayalım. Tabii ki. Ben dün biliyorsunuz Türkiye'de ön seçim gibi yoklama yapan tek partiyiz. Dün ben İstanbul'da işte Haliç Kongre Merkezi'ndeydim. 10 binlerce arkadaşımız oy kullanmaya geldi. Partilimiz hepsi oradaydı ve de çok da güzel. Herkes kendi işte reklamını yapanlar. Ve şey de bilir, Mehmet Bey de bu işlerin yabancısı değil. O da çok katılmıştır böyle ön seçim şeylerine. Yani bir gidiyorsunuz birisi kolonya tutuşturuyor üzerinde parti işte adam ismi var. Öbür tarafa geçiyorsunuz işte bayrağın üzerine bir şey yapıştırmış o kalem veriyor. Kartını veriyor ya işte bastırmış ya böyle bir bayram yeri gibiydi orası. Gerçekten de ben ilk defa katıldığım için bana bir de çok hoşuma gitti. Bu oradaki çok da güzel bir yarış oldu. Herkes neşe içinde oyunu kullandı. Tabii çok genç bir partiyiz. Partimizin içerisinde çok gençler bize daha teveccüh gösteriyorlar. Oradaki Ankara'daki kavgada işte Mehmet Bey de bilir. Bu tür seçimlerde gençler böyle bazen fazla heyecanlanırlar. Birbirleriyle itiş kakış derken tabii çok kalabalık bir ortam olduğu için sanki herkes kavga ediyormuş gibi ama bak gördüğünüz gibi işte 2-3 tane beyaz gömlekli çocuk birbiriyle. Kanları deli gençler. Akıyor diye. Evet. Yani bu tabii ki ben sonra sordum başka partilerde böyle şey olmuyor. Ya dediler olmaz mı? Her partide işte CHP'de olsun, MHP'de olsun, İYİ Parti'de olsun, işte ne bileyim AK Parti'de olsun. Buna benzer ufak tefek olaylar olur ama sonunda biz şunu gösteriyoruz. Biz demokrasiyi en çok şu anda uygulayan parti olduk. Yani bizden başka hiçbir parti böyle bir bu kadar geniş katılımlı bir şey yapmadı. Ön seçim yapmadı. Yani biz demokrasi uyguladık. Demokrasinin içerisinde de gençlerin bir kendi aralarındaki ne diyelim işte kanlarının kaynamasından kaynaklı bir şey. Şimdi gelelim Yedili masa diye bir şey yok zaten. Şimdi biz İYİ Parti olarak her daim bu görüşmelere geçen yıl Şubat ayında başlandığından bu yana Millet İttifakı'nın içerisinde, bizim bulunduğumuz ittifakın içerisinde HDP'nin olamayacağını en açık, en üst kişi yani Meral Hanım ve en üst kurullarımızca defalarca söyledik ve bunlar varsa biz masada olmayız dedik. Dolayısıyla da bu bağlamda baktığınızda şu anda 7 kişi falan dediğiniz ayrı bir ittifak kurdular. Onlar da İşte herkes diyordu işte sizinle beraber hareket ediyor. Gördü, bütün kamuoyu gördü ki onlar bizimle değil. Başka bir ittifak oluşturup o ittifakla birlikte hareket ediyorlar. Dolayısıyla böyle yedili ittifak falan bunları ben tabii ki Cumhur İttifakı'nın dediğim siyasi manevraları olarak değerlendiriyorum. Evet. Bu seçim süreçlerinde öyle baktığınızda hani Hüdapar'ın da yani Allah için şeyden çok geri kalır bir tarafı yok. Eylem bazında bakarsanız. Kurucularına baktığınızda daha önce
Kapatalım Mustazaf Derneği'ni, derneğinin başkan ve yöneticileri belki bilmiyorsunuzdur. Mustazaf Der'in kapatılma şeyi gerekçesi Diyarbakır 12. Asli Hukuk Mahkemesi'nde şöyle yazar. Başkan ve yöneticilerinin ülkemizde şeriat devleti kurmak için terör eylemlerinde bulunan Hizbullah terör örgütüyle aynı doğrultuda hareket ediyor olmalarından dolayı kapatılmıştır der. Bu kapatıldıktan sonra onun başkan ve yöneticileri gelip Hüdapar'ı kurdular. Yani Hizbullah'la işbirliği yaptığı için derneği kapatılan bir kişilerin gelip de bu kurduğu bir partideki içeriğine baktığınız zaman yani şeyin milliyetçi bir kesimin kabul edemeyeceği tüzüklerinde yazıyor. Türklük ismini çıkaracağız. Federasyona geçeceğiz. Bu ne mutlu Türk'üm diyene gibi şeylerin kaldıracağız. İşte efendime söyleyeyim anayasanın ilk dört maddesi hani Türkiye Cumhuriyeti cumhuriyettir işte laiktir şu var değiştirilemez dört maddesini değiştireceğiz. Ve bunlara kendisine bir parti tüzüğü yapmış. Bir partinin ben özellikle hani AK Parti'yi bir tarafa bırakıyorum. MHP'ci Milliyetçi Hareket Partisi'nce kabul edilmemesi gerektiğini söylüyorum. Sayın Devlet Bahçeli dedi ki bunlarla bir illiyet bağı yok dedi, irtibatı yok dedi Hüdapar'la işte şeyden. Ama ben mahkeme kararını özellikle onun için söyledim. 12. Asli Hukuk Diyarbakır'ın kapatılma nedeni Mustazaf Der'in başkan ve yöneticilerinin Hizbullah'la aynı görüş ve doğrultuda hareket etmeleridir. Şimdi de geldi aynı kişiler Hüdapar'ı kurdular. Evet, peki 2012 yılında itibaren ilk kurucularından sonra işte Zekeriya Bey belki teşkilat içindeki isimlerde bir değişim sizce söz konusu olmuş mudur? Yok, devam eden var. Mustazaf Der'in başkan ve üyeleri içerisinde isimlerini de sayarım ama şimdi bakmam lazım. Onlardan devam edenler var partinin içerisinde. Ondan farklı daha başka bir şey var. Yani bu tüzüğü bir okusak, yani saçlarınız dökülür. Yani böyle bir şeyi, yani bir partinin isterseniz bazılarını okuyayım yani şey olarak tüzüğünde yer alanları. Yani ben bunu özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin kabul etmeyeceğini düşünürüm burada yazılanları. Ama AK Parti şimdi kendi milletvekili listesinin işte üçüncü, beşinci neyse sırasına koyacak ve bu Hüdapar'ın bu önerdiği kişileri mecliste taşıyacak. Yani bundan daha vahim ben bir şey düşünemiyorum yani. Evet. O arada siz bakarken isterseniz ben de hemen bir konuyu Hüdapar hadisesine önce bir PKK HDP olayından tabii konuyu ben açtım. Yedili Masa olarak biz Mehmet Bey sizinle de bu konuları konuşuyorduk. Dün Erdoğan'ın da ifadesi vardı. Bakın ben okuyayım. Buldum. Lütfen. Buyurunuz. Bakın, diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin Türk olduğu nitelemesinden vazgeçilerek Kürtlerin varlığı anayasal olarak tanınmalı. Türkler ve Kürtlerin ülkenin asli kurucusu halkları olduğu kabul edilmelidir. Kürtçe, Türkçe ile beraber ikinci resmi dil olarak kabul edilmeli. Kürtçe aynı zamanda eğitim dili olmalıdır. İlkokul, ilköğretimde öğrencilere okutulan ırkçılık kokan andımız ve benzeri metinler kaldırılmalıdır. Muhtelif yerlerde yazılan ne mutlu Türk'üm diyene gibi yazılar silinmeli. Bir Türk dünyaya bedeldir şeklindeki ırkçı söylemlere son verilmelidir. Zulüm ve ayrımcılığa uğranmış işte şehirlerin, kışta sokakların tekrar isimleri verilmeli. Ve sayısı binleri bulan işte faili meçhuller yapılmalı. Köy korucuları sistemi kaldırılmalı. Başta şey Sait olmak üzere Kürtlerin büyük bir saygı ile alındıkları Kürt alimlerinin evet. Hakları bir devlet tarafından bunlardan özür dilenmeli. Said Nursi, Şeyh Said, Şehit Rıza evet. gibi işte bunların İstiklal Mahkemelerinden tekrar beraatleri sağlanmalı. Yine anayasanın değiştirilemez kabul edilen dört maddesinin değiştirilmesi gerektiği. Yani daha bir sürü şey var. Yani bu parti yani AK Parti ile örtüşüyor olabilir ama bu partinin MHP ile örtüşmediğini ben çok iyi biliyorum. Orada bir sürü dostumuz, arkadaşımız var. Onların böyle bir özellikle Türklüğe karşı bu şey tavrını kabullenmemesi gerektiğini düşünürüm. Dolayısıyla da yani şimdi bu partiden çıkan insanların AK Parti listelerinden Cumhur İttifakı listelerinden yer almasına bence karşı çıkmalılar yani. Bunu kabul etmemeleri gerekirdi.
Ama tabii siyaset insanları demek ki böyle şeyleri bile kabul edecek hale getirmiş. Evet, ben de Hüdapar'la Parla bizzat sözcüsüyle yaptığım programda hani tüzüğüne baktım, okudum, kendisine de sordum. Ama milliyetçilik açıklamalarında hani biz sadece Türkçülük milliyetçi değil, yani sadece Türklük değil, Kürtçülük birçok milliyetçiliğe karşıyız. Bizim dinimizle örtüşmüyor açıklamalarında bulunduğumuz. Ben cümleyi tam olarak okudum. Yani buradan onlar onu anlıyorsa, yani onun öyle bir açıklamasını kendi uyduruyor. Yani burada yazan bu. Evet. Yani diyor ki, Kürtçe, Türkçe ile beraber ikinci bir resmi dil olarak kabul edilmeli. Boş versin bize orada, onu demiyorum, bunu diyorum, böyle kıvırtmak şeyleri yok. Şimdi o tabii kamuoyunda çok tepki olunca, böyle işte biz öyle demedik de böyle dedik falan, öyle bir şey yok. Ya tüzük açık yani. Tüzüğüne bakan herkes partinin ne olduğunu görür. Evet, o vakit Mehmet Bey'e soralım. Şimdi dediğim gibi hani Erdoğan Bay Bay Kemal Kandil'den selam alıyor, emir alıyor dedi. Öte taraftan bu Selo denilen adam Diyarbakır'da 51 evladımızın ölümüne neden olan kişi değil mi dedi. Şimdi baktığımız zaman yani Erdoğan'ın daha çok HDP ve PKK Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden açıklamaları var. Tabii Millet İttifakı'ndan da Hüdapar eleştirileri geliyor. İsterseniz bir Hüdapar'la başlayalım Fatih Bey. Siz de bizzat milliyetçi bir hukukçu olarak bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Eğer hani tartışma programı değil de propaganda şeklinde ilerleyeceksek ben ayrılayım, Sayın Başkanımız devam etsin. Bu konuda benim sesim kesilecek, yayına gitmeyecekse benim katılmamın çok bir anlamı yok. Nasıl yani ben çünkü Fatih Bey? Az önce 4 defa sordum. Söylemiş olduğunuz, sormuş olduğunuz, hani az önce açıklamış olduğunuz konular ortak mutabakat metninde yok mu diye 2 defa soru sordum. Bu sorular size ulaşmadı. Herhangi bir şekilde buna cevap alamadım. Fatih Bey, şöyle biraz sakin olalım. Gerçekten bu soruları biz duymadık. İçeriğiyle alakalı bir sorudur. Hiçbir şekilde sizin sesiniz gelmiyordu. Bizi dinliyorsunuz, duyuyorsunuz diye düşünüyorduk. İşte ben de onu soruyorum. Özür dilerim. Ben rejiye de hemen soruyorum. Hemen soruyorum. Hani şöyle, şu an artık önemi kalmadı. Burası sizin kanalınız sayılır ya. Özellikle kesiliyorsa bizim çok bir anlamımız yok. Dahil olmayalım yani. Ben hayır Fatih Bey, özellikle kesinlikle asla böyle bir şey değil. Teknik bir problem. Şu an ben rejiyle de konuşuyorum. Sorun sizi değil, hiç sorun duymadık. Değil. Şöyle başlayalım o zaman. Evet. Hani Hüdapar dediğiniz parti bugün 150 bin oy sahibi ve genel başkanın da sizin programınızda da açıklama yaptığı gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alan bir parti. Cumhur İttifakı'nın herhangi bir noktasında dahli yoktur. Ortak mutabakat metni gibi herhangi bir metin açıklamamışlardır. Ve bu süreç içerisinde de Cumhur İttifakı, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve Büyük Birlik Partisi'nin üçlü imzasıyla bugün YSK'ya teslim edildi. Gelinen noktada Hüdapar'ın Cumhurbaşkanı desteklemiş olmasının dışında Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediğini açıklayan 17 tane de siyasi parti var. Oturup bu siyasi partilerin tek tek DHKPC ile, TİKKO ile vesaire diğer bütün terör örgütleriyle araştırmasını yapmaya çalışsak ve az önce sizin bahsettiğiniz gibi bir metin okumaya çalışsak zaten bütün program ben konuşurum. O açıdan hani yapılan bu propagandanın çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Onun dışında biz hani Cumhur İttifakı'nı biz eleştirir pozisyondaysak eğer, Hüdapar'la bir arada olmasını, Hizbullahçı olmasından bahsediyorsak, bugün gelinen noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclis çatısı altında HDP ile yapmış olduğu görüşmeleri, Meral Hanım'ın asık suratla çıktığı Saadet Partisi önündeki pozundan kahkahalar atan Pervin Buldan'a gelinen süreci bence değerlendirmesi gereken Millet İttifakı'nın içinde olanlardır. Hani bizler diyoruz ya, yani sizler söylüyorsunuz daha doğrusu, Hüdapar böyle, Hüdapar şöyle. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti Cumhur İttifakı'nı oluşturduktan sonra, yani 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra hangi alanda bu bahsedilenlere yönelik bir adım atılmış? Hangi alanda bu işte iki dilden bir vesaireden bahsedilmiş? Ben ortak mütabakat metnini okudum. Burada ortak mütabakat metnini imza altına alan liderlere bakıyorum. Anayasanın ilk 4 maddesiyle sorunumuz var, sıkıntımız var diyen Babacan metni imzalamış. 66. madde değiştirilmeli, vatandaşlık tanımı, Türklük tanımı buradan çıkartılmalı, daha geniş, daha kapsayıcı yapılmalı diyen Babacan aynı şekilde imza atmış. Burada benim %0.2'lik oyumla ben onay vermezsem milli meseleler dahil olmak üzere hiçbir meseleden Cumhurbaşkanı hareket edemez diyen Davutoğlu bunu imzalamış.
kendisi Cumhurbaşkanı adayı olsa 100 bin imzayı toplayacak uyu olmayan 73-75 bin oy almış Demokrat Parti Genel Başkanı bunu imzalamış. Meral Akşener bunu imzalamış. Kemal Kılıçdaroğlu bunu imzalamış. Ortak mütabakat metninin geneline bakıyorum. Ve en son açıklanan HDP'nin Yeşil Sol Parti'nin artık hangi isimle söylerseniz söyleyin. Bu partinin ortak mütabakat metnine bakıyorum veya açıklamasına bakıyorum. Bir taraf diyor ki Kürt sorununu çözeceği 100 yıl olacak. Kürt sorununu bitireceğiz. Biz söylüyoruz ki bu ülkede Kürt sorunu yok, terör sorunu var. Geliyorsunuz Türkiye'nin çok kimlikli, çok kültürlü, çok inançlı dil yapısına uygun bir anayasanın yazımı için hazırlıkları olduğunu belirtiyorlar. Bu kimin vaadiydi? Babacan söyledi bunu. Az önce Babacan'ın söylediği sizin ortak mütabakat metniniz de var. Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Sebahattin Tuncel, İdris Balukan, Selçuk Mızraklı'nın mesajlarını okuyor. Bu mesajları okuyan kişilere Osman Kavala ile beraber özgürlük vaat eden kim? Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. İstanbul Sözleşmesi'ni hayata geçireceğiz diyorsunuz. Bakıyorsunuz Saadet Partisi dimdik karşınızda duruyor ve siz aynı masadasınız. Burada egemenlerin çıkarlarına dayanan savaşları ölmemek için sığınmak zorunda kalan göçmenlere müdahale edilmeyecek diyorsunuz. Geri gönderme merkezlerini kapatacağız diyorsunuz. Bu ülkede, bu ülkeye gelen mültecileri, sığınmacıları, savaştan kaçan ve bugün geri gönderme merkezleriyle sadece suça karıştığı için oraya gönderilen, ülkesinden araması olduğu için, ya ülkesinde terör propagandaları yaptığı için veya Türkiye'de suça bulaştığı için geri gönderilen yabancı uyruklu vatandaşların geri gönderme merkezlerini kapatacağınızdan bahsediyorsunuz. Ataması yapılmayan tüm öğretmenlerin atamasını yapacağız diyorsunuz. 45 bin öğretmenin ataması geçen hafta yapıldı. Diyanet işlerini kapatmaktan bahsediyorsunuz. İnanç hizmetleri başkanlığı açacaksınız. Bakıyorsunuz siyasi partilerin kapatılmasına son vereceksiniz. Siyasi parti, bu ülkede kapatılan siyasi partilere bakalım. Neden kapatılmışlar? Yeri gelmiş iltica denmiş, yeri gelmiş terör denmiş. Yani bu ülkenin temel değerlerine, vatandaşların hassas olduğu değerlere, ülkenin bölünmez bütünlüğüne ve âli menfaatlerimize aykırı hangi parti varsa kapatılmalıdır. Bu partinin adının evet. önemi yok. Bu konuda yani iktidar partisi bile bundan yargılanmışken ve demokratik anlamda hukuk düzeninde aklanıp siyasi kariyerine, siyasi hayatına devam etmişken kalkıp siyasi parti kapatmayı meşrulaştırmak, kabul etmek terörün önünü açmaktır. Bakıyoruz vallahi APO'yu özledik diye konserlerde yutuklar evet. atan, naralar atan Ahmet Kaya kalkacak getirecekleri demokratik üniversite meclislerinde Türkiye Özel Sanat Akademilerine ismi verilecek. Bu konuda değerlendirmeler nasıl olacak? Yani nükleer enerji santrallerini kapatacağız, termik enerji santrallerini kapatacağız. Çözümünüz var mı diye soruyoruz. Herhangi bir çözüm yok. Sadece bunlar kapanacak. Türkiye'yi dışa bağımlı bir enerji politikasına çekecekler. Ortak mütabakat metnine bakıyorum. Yani ortak mütabakat metninde ne var? Fatih Bey şöyle yapalım. Ortak mütabakat metnini bir kısa bir reklam arasına giriyoruz. Reklam arasından sonra size söz vereceğim. Onu konuşalım. Sonra Ahmet Bey'e de söz vereceğim. Evet değerli Peki. izleyenler. Kısa bir reklam arasına geçiyoruz. Reklamlardan sonra Ahmet Bey ve Fatih Bey ile birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz.